İki yıl önceydi Hatay'da Amanos dağlarında terörist peşindeki bordo beriletim sessizce ilerliyordu. Tim komutanı Yarbay Yakup Kutman askerlerine işaret verdi. Siper alıp beklemelerini istedi. Tehlikeyi sezmiş, her zaman yaptığı gibi önce kendi ilerlemeyi seçmişti. Askerlerini güvenceye alan Yarbay adımlarını attı ve işte o an büyük bir patlama oldu. Ağır yaralanmış, iki bacağını da kaybetmişti kahraman komutan. Tarih 11 Haziran 2016'ydı. Hastane yatağında bizi Star Haber'e kabul ettiğinde karşımızda gururlu, kararlı, birliğine geri döneceği günü bekleyen bir subay vardı. Tam iki yıl geçti efendim o röportajın üzerinden. Ve Gazi Erbay, Yakup Kutman bu kez albay olarak protez bacakları ve iki koltuk değneğiyle yuvam dediği birliğindeydi. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda bir bordo bereli olarak öğrendiklerini anlatmak, Askerlere eğitim vermek için görevinin yine başında. Dün Ankara'daydık. Kurulduğu günden bu yana ilk kez bir haber ekibi Türkiye'nin en seçkin askerlerinin yetiştirildiği Ankara Gölbaşındaki bordo berelilerin merkezine, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girdi. Şunu söyleyeyim, gurur duydum. Hem o kutsal ocağa ilk giren gazeteci olduğum için hem de kahramanlarla, Türkiye'nin en seçkin askerleriyle bir araya geldiğim için, Albay Yakup Kutman'la röportaj yaptığım için gurur duydum. Güç kalmaz bilekte, güç kalmaz katte. Boyun yana düşer, kol yana düşer. Bizler görev yaparken şehadeti arzulayan, şehadeti susamış insanlarız. Onun için zor diye bir şey yoktu. İmkansız denilense biraz zaman aldı. Savaşçılık kitaptan olmaz. Merminin altından geçeceksiniz. Bordo bereli Gazi Yakup Albay 24 ay sonra yuvasına, Özel Kuvvetler Komutanlığına geri döndü. Hiçbir zaman kopmadık. Onun hikayesi azmin, kararlılığın, vatana ve bayrağa adanmış bir hayatın öyküsü. Kahramanlar söylenmez, şikayet etmez, savaşırlar. Yakup Kutman'ı Türkiye 2016 yılında gazi olmasıyla birlikte Star Haber'deki kahramanlık öyküsüyle tanımıştı. Yukarıya bir toz bulut kalktığını gördüm. O sırada mayın olduğunu, mayına bastım anladım. Kafamı kaldırdığımda bacaklarımın koptuğunu gördüm. Kutman 11 Haziran'da Amanoslar'da bir grup teröristi Timi ile birlikte takipteydi. Kendi ayağının basmadığı yere askerinin ayağını bastırmamayı kendine şiar edinen bordo bereli tabur komutanı Timine verdiği emirle yerlerinde bekletmiş, tek başına çıktığı ileri gözetlemede teröristlerin hain tuzağına basarak iki bacağını kaybetmişti. O kahraman tedavi sürecinin ardından Yuvam dediği özel kuvvetler komutanlığına geri döndü. Kapıda dimdik karşıladı bizi Gazi Albay Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığındayız. Türkiye'de herkesin merak ettiği ama hiç kimsenin görüntülemediği bu yer kapılarını stara bere açtı efendim. Hemen arkamdaysa Türk Silahlı Kuvvetlerin tartışmasız en seçkin birliği Bordo Bereliler var. Bordo Bereli olmak öyle kolay değil. 3 yıllık zorlu fiziksel ve aynı zamanda psikolojik eğitimlerin ardından mükemmel olmak için yetişiyorlar. Evet. Türklük karakterimizdir. Bu seçkintim tim Amonos dağlarında iki sene önce de Yakup Alba ile birlikte operasyondaydı. Ve bugün korkmadılar, kopmadılar, yılmadılar yine birlikteler. Sevgi insanlığımızdır. Albay Yakup Kutman çocuk yaşta girdi. Şanla şerefle dolu bu çatının altına. Bordo beresinden ayrı düştü ama yılmadı, azmetti. 24 ay sonra o çok özlediği yuvasına, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na geri döndü. Şimdi kendisi gibi nice kahramanlar yetiştiriyor. Hiçbir zaman kopmadık. Kopamazdı da zaten. Parmak elden nasıl ayrılabilir ki? Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girdiğimde ilk dikkat çeken şey personelin birbirlerine olan sonsuz sadakati ve disiplin. Hamurun bu silahlı kuvvetler içerisinde yoruldu. Özel Kuvvetler'de de görev yapmak nasip oldu. Çok büyük bir şeref şehitlerin, gazilerin arasında, kahramanların arasında yer buldu. 2016 sürecinden sonra tekrar buraya dönmek için can atıyorduk zaten. Şu anda ben Özel Kuvvetler Okul Komutanlığı'nda hoca olarak atandım. İnşallah bundan sonra muharebe sahasında öğrendiğim, kazandığım tecrübeleri, bilgileri benden sonraki nesillere aktaracağım. Ona göre en değerli bilgi sahada canla kanla kazanılan tecrübe. Savaşçılık kitaptan olmaz. Çantanızı kuşanacaksınız, elinize silahınızı alacaksınız, muharebe sahasına, ortamına gideceksiniz. Gecenin karanlığında, dağların soğuğunda taşı yastık edeceksiniz. Barutun kokusunu alacaksınız. Merminin altından geçeceksiniz. Bunlar olmadan sadece kitapla bu iş olmaz. Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli vatan sevgisi, vazife aşkı ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün vazife bilinciyle yoğruluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli Atatürk'ün 10. yıl nutkunda kurucu bir lider olarak ifade ettiği bir mevzu var. Tanımlarken bu cumhuriyeti şöyle tanımlıyor. Temeli Türk kültürü ve Türk kahramanlığı. Özel kuvvetler komutanlığı Türk kahramanlığının ve yüksek Türk kültürünün yaşandığı bir ocak olarak bilmeliler. Burası öyle bir ocak. Bu ocak yaşayacak. Bu kültürü, bu kahramanlığı yaşatacak inşallah. Biz olabilmek çok büyük bir güç. Verilen mesaj net. Onlar var oldukça bayrak yere düşmeyecek. Hainlere geçit verilmeyecek. Gazi kardeşlerimiz bu ülkeye, bu vatana uzuvlarını veriyorlar. Siz iki bacağınızı kaybettiniz ama o azminizi, o şevkinizi bir nebze olsun yitirmediniz. Dimdik ayaktasınız ve bugün yine devlete, millete, özel kuvvetlerde, çok özel bir yerde e, hizmet vermeye devam ediyorsunuz. Nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Bizler görev yaparken şehadeti arzulayan, şehadeti susamış insanlarız ve bu yolda ilerlerken her şeyi de göze aldık. Dolayısıyla karşılaştığımız sorunları sıkıntı olarak, sorun olarak görmüyoruz. Zaten bunları göze aldığımız için su yolunda kırılır su testisi derler ya. Bizim yolumuz da buydu. Bu yolda bacak vermek, kol vermek ya da başka şeyler bizim için şeref ve onur. İnşallah gaziler olarak bu ülkenin askerleri olarak bu onuru ölene kadar taşıyacağız. En büyük öğütünüz ne oluyor bu yolda? Tanrı'nın en büyük eseri dürüst insandır. Ben kendi tim personelime en çok vurguladığım şeylerden bir tanesi budur. Diğeri de kahramanlar söylenmez, şikayet etmez, savaşırlar, çalışırlar. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan arkadaşlarımın dikkatimi çeken en önemli şeyi sınır tanımıyorlar. Yakup Albay'ın en büyük destekçisi, hiç şüphesiz eşi Gülşat Kutman. Onun metaneti, azmi ve sabrı da Bordo Bereli kocasından aşağı kalır değil. Hatta bir adım önde. Rehabilitasyon sürecinde siz kendinizi nasıl rehabilite ettiniz? Sanırım insanlarla beraber atlatılıyor. E, o birliği hissetmek istiyorsunuz, beraberliği hissetmek istiyorsunuz. Bizi de arkadaşlarımız hiç yalnız bırakmadılar, akrabalarımız yine öyle. E, ...yeni yeni dostluklar oluştu, hiç tanımadığımız insanlar bizi ziyarete geldiler, aradılar, sordular. E, ben e, yardım almadım. Arada, e, gata derken, psikolojik danışmanlar sanırım arada böyle uzaktan uzağa gelip kontrol ediyorlarmış durumları nedir diye... ...bizi normal gördüler sanırım. <laughs> Sonra ben, e, bir dönem böyle e, yoğun geçirdiğimiz dönemlerde arkadaşlar söylediler, yardım al istersen diye. ...gittim görüştüm, hani böyle devam edin dediler. İlk ayakta gördüğünüzde ne hissettiniz? O çok güzel bir duygu. Onu tekrar ayakta görmek ama... ...böyle bir protezle görmedim ben. Rehabilitasyona gittiğimde başka bir aparatla ayakta gördüm. Çok güzeldi, hemen paylaştım beklenen an diye. Çok güzel mesajlar aldık onun üzerine de. Ama biz hiç umudumuzu kaybetmedik ki. Yani Yakup iki bacaktan ibaret değildi zaten. O... O haliyle duruyordu zaten. Sadece işte e, onun yerini alacak e, Allah vergisinin dışında kul yapımı bir şeyler takılacaktı. Evet kimi bacağından, kimi kolundan, kimi gözünden oldu. 30 yılı aşkın süredir devam eden terörle mücadelede canlarını ortaya koyanlar evlerine gazi olarak döndü. Çok şey borçluyuz gazilerimize. Şehitlerimiz gibi tüm gazilerimizi de kahraman albayımız Yakup Kutman'ın nezdinde şükranla minnetle selamlıyorum. Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli komutanlarımıza da beni Özel Kuvvetler Komutanlığı ilk giren gazeteci olma şerefine layık gördükleri için teşekkürlerimi sunuyorum.